Plastik corner yükün üstüne düştü. Nasıl alacağız onu şimdi ya? Ya oğlum ben ne yapıyorum? Neredeyim? Tırın girilmez yerine geldim. Oğlum ceza yiyeceğiz var ya. Yüküm kaydı. Nasıl oluyor kayıyor anlamıyorum ki. Walmart alışveriş yaptığım gün onu unutmuşum. Büyük ihtimal orada poşet dediğim yerde kaldı. Aklın nerede? Merke ya. Bugün benim için şanssız bir gün. Ters bir gün. Bilmiyorum niye böyle oluyor. Hayırlısı olsun. Bilmiyorum abdest alıyorum abi. Ben anlamıyorum ki bu niye böyle oluyor. Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Çünkü ben bomba gibiyim. Artık karşınızda tam anlamıyla hazır bir tırcı var arkadaşlar. Eğitim sürecim bitti arkadaşlar. Yaklaşık olarak 2 hafta bir eğitim aldım. Eğitimde yani video yaptım. İzleyeceksiniz zaten bunu. Ama tam olarak videoya odaklanamadım. Çünkü bir şeyler öğrenmem gerekiyordu. O yüzden çok fazla kamerayla ilgilenemedim açıkçası. Ama yine de güzel bir video yaptığımı düşünüyorum. İzlemeyenler bir önceki videoyu izlerlerse eğitim sürecimi görmüş olurlar arkadaşlar. Şimdi ben yarın itibariyle kendi tırıma çıkıyorum. Tek başıma artık Amerika'da yollarda olacağım. Çok heyecanlıyım. Yarın sabahtan yükümü alıp çıkacağım ve neler gelecek başıma, neler yaşayacağım hepsini benimle beraber takip ediyor olacaksınız arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Instagram'da takip etmiyorsanız Berke Kayıkçıoğlu tır ile ilgili paylaşımlarımız devam ediyor. Günlük yaşantımızda neler yapıyorum, neler ediyorum hepsini orada paylaşıyorum. Takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sabahleyin yola çıkacağım arkadaşlar. Şu anda Chicago'dayım. Şirket benim biliyorsunuz burada. Şirket burada olduğu için artık Ohio'dan ayrıldım arkadaşlar. Evim artık tır arkadaşlar. Şimdi size biraz daha tırımı da göstereceğim. Tırımız Threadliner 2024 model. Şu şekilde şuradaki. Güneş var diye biraz böyle yürüyerek geldim. Tırımız Threadliner 2024 model. Statpack arka dorsisi açık arkadaşlar biliyorsunuz. Flatbed'den ayrı olan şey sadece düz değil de bu şekilde geliyor. Şu anlık ben bu tıra bineceğim arkadaşlar. Burada bu tırı süren Ege arkadaşımız Türkiye'ye gitti. 3 hafta Türkiye'de olacak. Onun tırını şu anlık ben sürüyor olacağım. O yüzden şu anlık tırım bu. 2024 model Statpack. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir canavar. Gayet güzel bir dorsisi var. 2024 model zaten tam anlamıyla çok konforlu. Rötar olayı var arkadaşlar bunda. Rötar olayı dediğimiz içeride size birazdan gösteririm. Direksiyon yanındaki kolu aşağı çektiğimizde rötara geçiyor ve tır kendini tamamen durduruyor. Frene basmadan. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Eğitimde bana bayağı yardımcı oldu ve normalde de kullanım açısından çok iyi bir şey. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3 hafta ben bunu süreceğim. Şu anda bu da 40.000 mile zaten. Bunu süreceğim. Daha sonrasında 3 hafta sonra kendi tırıma Volvo'ya geçeceğim. Volvo da 01 tır olacak. Benim çok sevdiğim bir renk. Turuncu olacak arkadaşlar. Tırımın fotoğrafını dün gördüm. Patron gösterdi sağ olsun. Bu şekilde 3 hafta sonra başka bir tıra geçeceğim. Şu anlık emanet aldık bunu. Bu canavar da dediğim gibi 0. Şöyle gösterteyim size. Kocaman da içi var. Buzdolabı var. Dolapları var. Gayet güzel. Gayet ferah. Şimdi Chicago'dayım. Cuma, cumartesi, pazar. Yani dün cumadan beri buradayım. Bugün pazar arkadaşlar. Yarın yola çıkacağım. Sabahtan yola çıkmadan açılışı yapayım dedim arkadaşlar. Çünkü sabah yük alıp direkt acele bir şekilde çıkacağım için çekemeyebilirdim bu açılışı sizin için. O yüzden yarın sabah hep beraber yükümüzü alıp yola devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bugün alışverişe gideceğiz. Tırımız için alışveriş yapacağız biraz. Airfry almayı düşünüyorum. Eğitimde Yusuf abinin tırında vardı ve Raşit'in tırında da vardı. Gerçekten hayat kurtarıyor Airfry. Çünkü dışarıda yemek gerçekten bir zaman sonra çok sıkıcı bir hale gelmeye başlıyor ve fast food sürekli aynı şeyler artık insanın midesi almıyor, canı istemiyor. O yüzden Airfry'da sabahleyin patates kızartması olsun, pilavı olsun, tavuğu olsun, eti olsun, balığı olsun. Biz balık yapıyorduk Yusuf abiyle eğitimdeyken. Görmüştünüz zaten, izlemişseniz videoyu. O şekilde balık yapıyorduk. Her şeyi yapabiliyorsunuz Airfry'da. Hayat kurtarıyor. Bir tane ondan alacağım Walmart'tan. Şimdi hep beraber Walmart'a gideceğiz. Alışverişimizi de yapacağız. Göstereceğim size. Bir haftalık tırcı alışverişini yapacağız. Gerçi yani Yusuf abiden gördüğüm kadarıyla alacağım bir şeyler. Kendi ihtiyaçlarımı da almaya çalışacağım. Onun haricinde zaten tırdayken ne eksiğim varsa, ne şeyim varsa hani onları keşfedeceğim ve eksiklerimi tamamlaya gideceğim. Bir düzen kurmaya başlayacağım. Çok uzatmadan alışverişimizi yapalım ve tekrardan gelelim. Onları da yerleştirelim. Ondan sonra sabahleyin yola çıkmak için hazırız arkadaşlar. Şimdi ben arabama bineceğim. Hah, bu arada şirket Chicago'da olduğu için kendi arabamı da buraya getirdim. Dışarıda hemen burada arabaların park edildiği yer var. Burası truck stop. Traklar park edebiliyor. Hemen ileride arabamı park ettim. Orada duruyor şu anda arabam. Hatta benim için
çok iyi oldu bu. İyi ki bunu yapmışım. Çünkü şirket burada olduğu için tırı buraya park ettiğimde arabam burada ve rahatlıkla gezmeye çıkabiliyorum. Ki bunu 2 haftadır yapıyorum. Çok iyi oldu. Chicago gerçekten çok güzel. Çıkıyorum, geziyorum. Kolaylık oldu benim için. Şimdi arabama gideyim. Walmart'a gidelim. Alışverişimizi yapalım. Ondan sonra gelelim, yerleştirelim hep beraber. Sabah da yolumuza çıkalım. Arabaya geçelim arkadaşlar. Market alışverişi için arabaya doğru geldim. Şimdi ihtiyaçlarımızı alalım. Arabam görmüş olduğunuz gibi bu tarafta. Burası truck stop. Tırımız arka tarafta. Arabam da burada. Buraya geliyorum. Tırdan yükü indirdikten sonra Chicago'da zaten çoğu zaman bu tarafa geliyoruz. Daha sonrasında arabaya binip takılıyorum buralarda. Şimdi alışverişimiz için ilk önce Dollar Tree'ye gideceğim. Oradan sonra Walmart'a geçeceğim. İhtiyaçlarımızı alalım. Hadi gidelim. Şimdi Dollar Tree'den sepetimi yaptım. Ufak tefek ihtiyaçlarımı aldım. Tabak, ıslak mendil aldım. Eldiven almıştım, bir tane eldivenim vardı fakat büyük gelmişti. Şöyle bir eldiven aldım. Bir tane ekmek alayım dedim. Baharatları aldım. Bir tane yine selpak aldım şöyle, lazım olur. Çatal kaşık aldım. Böyle bir koku aldım. Tırımızı temiz kokutalım. Çünkü orası bizim evimiz. Şöyle diş macunu aldım bir tane. Ufak tefek ihtiyaçlarım vardı. Onları aldım Dollar Tree'den. Şimdi asıl alacağım şeyler Walmart'ta. Oraya gidiyoruz. Walmart'ta Allah'tan yakınmış. Şimdi Walmart'ta gidiyorum. Walmart'ta görüşürüz. Evet, şimdi Dollar Tree'den çıktım. Walmart'a geldim. Yaklaşık 13-14 parça ürünü aldım. Toplamda 17 dolar tuttu. Amerika'da bir market zinciri olan Walmart'a geldim arkadaşlar. Asıl ihtiyaçlarımızı alacağız. Sonrasında tırımıza yerleştireceğiz ve yarın yük için hazır olacağız. Şimdi ben market alışverişini yapıyorum. Ondan sonra görüşürüz. Şimdi tüm alışverişi yaptım fakat bunların babası olan, bunları yapabilmemiz için airfryer'a ihtiyacımız var. Şöyle bir şey beğendim. Airfryer'ımız 60 dolar. Yani şöyle küçük bir şey var 30 dolara. Bunun X-Large'ı var. X-Large'ına gerek yok. 80 dolar. Onun haricinde yine ürünler var. Bunlar 120 dolar. Yine X-Large gerek yok. Şöyle bir şey beğendim 60 dolara. Bu beni fazlasıyla idare eder. Yanıma misafir geldiğinde bile bana yeter. Şimdi bunu alıyorum. Ondan sonra devam. Tıra yerleşeceğiz. Yumurta haşlamak için şöyle bir yumurta haşlama makinesi aldım. Sabahları yumurtamı bunu haşlayacağım. Yaklaşık 10 dakikaya falan haşlıyor. Şimdi alışveriş tamamladım. Bu arada bayağı bir şey aldık. Bunlar beni bayağı bir götürür. İlk alışverişim olduğu için biraz var yani bir şeyler. Daha eksiklerim de çıkacaktır elbet. Onları da zamanla alacağız. Kasaya doğru gidiyorum. Tırda görüşürüz. Tam yola çıkıyordum. Bir şey yapmadığımı unuttum. Şöyle bir uygulamamız var bizim, Motive Drive diye. Buradan araca bağlanıyoruz ve bizim sürüş saatlerimiz burada gözüküyor. Hepsi burada. Yani 8 artı 3 olarak 11 saatte sürüş yapabiliyoruz. Bunun atıyorum 4-5 saati gittin. Off tati'yi alıyoruz. Daha sonrasında dinlenmeye geçiyoruz. Şu şekilde şu anda off tati'de. Ben şeyi aldım. Yük almak için gittiğimiz için personel konveysi aldım. Yükümü aldıktan sonra bunu off 10'a getireceğim. Ondan sonra sürüşüm başlayacak. Her hareket ettiğimde sürüşüm hesaplıyor uygulama. Burada lok kapatma olayları falan, böyle illegal olaylar yok. Çok fazlasıyla yok. O yüzden biz de kuralına uygun yapıyoruz her şeyi. Tüm işi göstermek istiyorum size. Bu iş nasıl oluyor? Ne zorlukları var? Hani ne nasıl oluyor? Her şeyi anlatmaya çalışacağım elinden geldiğince. Takipte kalalım arkadaşlar ve yola çıkalım. Gördünüz mü? Şu anda yük almaya giderken direkt başladı zaten. Araç hareket ettiğinde direkt başlıyor. Ben şuradan şöyle çıkış yapacağım. Yükümü aldığım yerde yük bağlarken zaten göstereceğim hepsini. Görüşmek üzere. Şimdi ben sürüşümü yapıyorum. 35 dakikalık yol gideceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi yükümü yükleyecekler. Yanaştım geri geri. Şöyle içeri girdim. Yükümü koyuyorlar. Bunlara strepimi atacağım. Çıkacağım. Geri geri yanaştım. Yavaş yavaş geldim. Line'a girdim. Gördüğünüz gibi gayet güzel girdiğimi düşünüyorum. Şimdi yüküm yükleniyor. Daha sonrasında streplerimi atacağım. Yavaş yavaş çıkacağız yola. Evet. Şimdi ilk streplerimi atıyorum. Birkaç tane attım. Şimdi strep şu şekilde atılıyor. Diğer taraftan atacağım. Oğlum bak, demin de buradan attım. Koyayım ya. Bu demir burada kalmayacak. Diğer tarafta kalacak. Evet. Şimdi streplerimi atmaya başladım. Şu şekilde şuradan hepsini, birer tane olmak üzere hepsini atacağım. Biraz genişlik verdim. Tuttum ve salladım. Bu iş başarılı. Hepsine birer tane atacağım. Yükümüz çok ağır değil. Yükümüz toplam 7800 pound. Strafor büyük ihtimal. Şöyle bakayım. Yumuşak. Şimdi bunların da üstüne çıkacağım zaten. Üstünden şu plastik cornerları koymam lazım ki yükü bağladığımda strafor kırılmasın, zarar görmesin. Köşelerine takacağım. Şimdi onları takarken de göstereceğim. Devam. Şu şekilde strep attığım yerlere plastik cornerları koymam lazım. Onu da bu yüksekliğe nasıl koyacağım diye düşünürken yandakileri gördüm. Yandaki yük bağlayanları gördüm. Şu şekilde sopayla yardım alarak yapıyorlardı. İçeriden gidip istedim bundan. Verdiler. Şimdi şu şekilde takıyorum bunu buraya. Daha sonrasında yukarı koyuyorum. Şu şekilde.
Biraz zor oluyor ama koyuluyor. Çünkü ilk defa taktiğini öğrenemedim daha. Onu oraya koyduktan sonra şu çıkarma işlemi biraz nazik bir şekilde yapman lazım. Yoksa düşüyor. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Ananı sikeyim ya. Ciddi misin ya? Ah be. Plastik corner yükün üstüne düştü. Nasıl alacağız onu şimdi ya? Abi ya. Of. Abi çıkmıyor, inmiyor. Ben böyle bir şey görmedim ya. Allah Allah. Evet, bağlamaya devam ediyorum. Tüm strepleri attım. Tek bağlaması kaldı. Şimdi şuraya strep atacağım. Burası biraz yüksek. Sizce atabilir miyim buradan strepleri? Bakalım ilk deneme yüksekten atabilecek miyim? Hazır mıyız? Hadi ya Allah. Yes sir. Atarım. Affetmem. Şimdi diğerini. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Attık. Şu ip biraz yukarıda kaldı ama sıkıntı yok. Ona çekerim. Çünkü şu sopa verdiler, göstermiştim ya size. Onun da çok beceremedim. Sağ olsun bir tane komşu var burada. Yanda bir abimiz vardı. Beni izliyordu. Konuştuk biraz, muhabbet ettik. Bahçeyle ilgileniyordu. Dedim ki abi merdivenin var mı? Merdiveni aldım. Şu köşe plastik cornerları merdivenle koydum. Şimdi o kısa kalan yeri de merdivenle çekerim. İplerimi bağlarım. Ondan sonrasında yola hazırım. Hadi bakalım. İlk yükümü hallettim. Şöyle bağladım. Görmüş olduğunuz gibi. Hepsini hallettim. Arkaya da şöyle bir şey düşündüm. Çapraz bir şekilde. Baktım. Taklit ettim aslında. Gelenler böyle bağlamış. Arkadan ben de bu şekilde yaptım. Kaymasın diye yükümüz arkaya ne olur ne olmaz kaymasın diye böyle bir şey yaptım. Bağladım güzelce hepsini. Şu şekilde. İlk yüküme göre fena olmadı. Hatta gayet iyi oldu. Biraz oyalandım. Onu da ilk sefere mahsus olarak düşünüyorum. Yaklaşık 500 maillik yolumuz var. Hemen çıkalım. Yükümüz yarın teslim olacak. Yarın teslimatlı büyük. Bunu da hak ettiğimi düşünüyorum. Şimdi yola koyulalım. Gidelim bakalım. Yolda neler olacak? Neler başımıza gelecek? 50 mail gideceğim. Yakıt alacağım hem. Hem de strepleri kontrol edeceğim. Ondan sonra bir 100 mail gideceğim. 100 mail sonra bir daha kontrol edeceğim. Ondan sonra 200 mailde bir daha kontrol edeceğim. Ondan sonra devam. Demek ki sıkıntı yok demek olur. Çok sıcak. Yoruldum. Konuşamıyorum bile. Ben kaçıyorum. Yollardan yine görüşürüz. Yola çıktım. Biraz geldim ama yakıt almam gerekiyordu. Yakıtım yok. Şöyle bir yere geldim. Herhalde buradan tırlar geçmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir durumdayım. Ablanın attığı yer burası göstertiyor. Nasıl burası göstertiyor ben onu anlamadım. Şimdi bir tane truck stop buldum. 3 dakika gözüküyor ama geri döndürüyor beni benden. Buradan şöyle bir yoldan geri dönmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum. Hadi bakalım. Ya oğlum ben ne yapıyorum? Neredeyim? Tırın girilmez yerine geldim. Oğlum ceza yiyeceğiz var ya. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Var ya bence tır girilmez yerlerine girdim. Bir yakıt alacağız ya. Bir yakıt alacağız ya. Allah'ım. Of. Neyse ki bir şekilde hallettim ya. Tam öyle bir yerde kaldım ki bildiğin sokak arasında kaldım böyle. Stop sign var. Düz gitsem çıkmaz dönmez. Geri geldim. Dikkatli bir şekilde. Allah'tan kimse yoktu. Birisi olsaydı da zaten durup ondan yardım isteyecektim. Hani yolu kapatmasını isteyecektim. Neyse geri geldim. Döndüm bir şekilde. Benim hatam çünkü telefonun navigasyonuna uydum gittim. Tırın navigasyonuna uyup gitmem gerekiyor. Benim hatamdan dolayı. Bu bana bir dert olsun. Bir dahakine asla öyle bir şey yapmam. Konumu girdim ama geldiğim yerde sağda tarla var bildiğin. Anlayamadım. Yakıt almam gerekiyor. Şimdi tekrardan buradan girdim konumu buraya. Aslında ben hem buradan hem oradan takip ediyordum. Fakat yakıt alacağım yere oradan girdim. Hani yol üstündedir diye. O da şehrin içine soktu beni. Bir şeyler oldu. Bu bana dert olsun. Bir dahakine dikkat etmek lazım. Hep trağın navigasyonunu kullanmak lazım. 1.5 miles. Be in the right lane. Emredersiniz. Right to New Sutton Road. Right. Okay. Şimdi yakıt almaya gidiyorum. Bir 17 maillik yolum kaldı. 10 dakikaya oradayım. Umarım gittiğim yerde yine aynı şeyle karşılaşmam. İlk tecrübelere bak ya. Güzel. Eğitimde aldığımda da mesela ilk polis durdurdu. Gözümün önünde 2-3 tane tırın lastiği patladı. İlk seferlerde güzel tecrübeler yaşıyorum. Kulağıma küpe olsun bunlar. Bir dahakine hep ona göre dikkat ederim. Yakıt aldığımız yerde yine strepleri kontrol edeceğim. Sonra yola devam. Çok şükür yakıtımızı aldık. Şimdi bir yemek yiyeceğim. Strepleri de kontrol edeyim. Ve şuraya arkadaşlar tekte girdim. İnip de bakmadım. Çünkü yanındaki yer boş. Rahat gireceğimi düşündüm. Ve girdim arkadaşlar. Tekte girdim. Keşke size bunu göstertebilseydim girerken ama. Neyse sağlık olsun. Park ediyoruz. Yapıyoruz bu işi. Strepler sıkıntı yok.
Bunları çok germedim çünkü yukarıda kırılabilecek bir malzeme olduğu için zaten şeyleri koyduk biliyorsunuz zarar görmesin diye. Şu anda sıkıntımız yok. Her şey yolunda. Karnımı doyurmam lazım. Karnımı bir doyurayım. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Speedway'de yiyeceğim. Orada genelde yiyecek bir şeyler oluyor. Dilim pizza vesaire çeşitler oluyor. Şimdi hiç yemek yapmakla uğraşamayacağım. O yüzden hemen yiyip kaçmam lazım. Görüşürüz. 372 milim kaldı. Az önce bir olay yaşadım. Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Büyük ihtimal 4-5 tane böyle kunduz yoldan karşıya geçiyordu. Bir anda gördüm ama frene bassam nafile, sağa sola atsam kendimi nafile, sakin oldum. Kaçmasını bekledim. Yolun ortasında kaldı böyle, kaçmadı. Gördü beni böyle kilitlendi. Tekerin üstünden geçtim. Sağa sola yapmak istemedim. Of ya. Çok kötü oldum ya. İlk sürüşümüzde kendi başımıza neler yaşayacağız daha merak ediyorum. Evet arkadaşlar sabaha karşı 4 yaklaşık 100-110 milim kaldı. Başıma gelen olaylar bitmiyor. Hüküm kaydı. Aynen hüküm kaydı. Nasıl oluyor kayıyor anlamıyorum ki. Yani hafif bir yük aldım. Güzelce bağlamama rağmen yük nasıl kayabiliyor ben bunu anlamıyorum. Bak çaprazla bağladım. Tamam burada sıkıntı yok ama şu bu nasıl kayabiliyor ben bunu anlayamadım. Çok riskli. Şuna hemen bir tane daha strap atacağım buradan. Şu plastik konverseri de oraya tırmanacağım bir şekilde. Straple bir şekilde tırmanacağım. Atacağım koyacağım. Yoksa çok riskli. Allah korusun Allah muhafaza bir şey olursa sıkıntısı büyük. Bunu hemen strap atıp halletmem lazım. Nasıl tırmanacaksak buraya? Tırmanmam mı lazım? Tırmanmazsam bu iş sıkıntılı. Şu beni korur mu ya? Abi buraya tırmanmamız lazım. Çok iyi. Şimdi bir tane daha strap attım. Sıktım onu güzelce. Çıktım tırmandım bir şekilde. Tırmanmam lazım. Az tırmanmadı zamanında. Şaka bir yana inşallah bir şey olmaz. Strap attım kaya tarafından. Şöyle kayan tarafından strap attım. Elinden geldiği kadar yapabileceğim bir şey yok. Bu saatte yani forkliftle onu kaydıracak bir yer bulamam. Yükü de yetiştirmem lazım sabah 7'ye. Yolum az kaldı. Allah'ım lütfen bir şey olmasın ya Rabbim. Allah'a emanet gideceğim ya. İlk yükümde başıma gelenlere bak ya. Neyse devam edelim. Kurban olduğum Allah'ım inşallah bir şey olmaz ya. Yaklaşık olarak 100 mil yolum kaldı. Ama yetişemeyeceğim. Çünkü sürüş saatim bitti. Görmüş olduğunuz gibi yenileniyor buradan. Oftatı yaptım. Rest break'i aldım. Almak zorundaydım. Devam edebilirdim. 100 mil yolum kaldı. Bitirebilirdim ama hesap edemedik. Çünkü oyalandık bayağı biliyorsunuz. Şimdi geç kaldık. Yük 7'de. Saatimiz 6. 100 mil yolumuz var. Ama yenilenmesi lazım. İşte eğitimdeyken hani böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Çünkü 2 log açıktı. Böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Değişmeli olarak sürdüğümüz için bunu tecrübe edemedim. Şimdi ediyorum. Hesaplarımızı düzgün yapmamız lazım. Ona göre acele edip ona göre yavaş hareket etmemiz lazım. Geç kaldık. İlk yükümüzü yetiştiremedik. Bakalım saat yenilendiği zaman gideceğim. Şimdi uyuyorum. Madem öyle ne yapalım? Evet dostlar yükümü indireceğim yere geldim. Şu şekilde bir yer. Şimdi çekinimi yaptıracağım. Daha sonrasında buraya indirecekler büyük ihtimal. Aynı yükten burada da var çünkü. Şu şekilde geldim. Park ettik bakalım. Şimdi içeri gidip bir çekin yapacağım. Yükümün olduğunu indirmelerini söyleyeceğim. Ondan sonrasında yeni yükümüzü beklemeye geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereye gideceğiz bakalım. Yeni yükümüz nereye olacak sizce? Şöyle bir 1000 mil 1500 mil falan olsa iyidir. Hadi bakalım. Let's go. Bakındım etrafa da kimse yoktu. Ben de aradım telefon numarasından. Dedi ki ya biz onlara şey demiştik. En geç 1 gibi geliriz hani. 1 gibi orada oluruz falan demiştik. Tam şu an saat 12. 12'de buradayım. Adam diyor ki sen diyor 1'de geleceğini söylemiştin diyor. Biraz bekler misin dedi. Dedim okey yapacak bir şey yok. O arada kahvaltı yapalım. Şu yumurta haşlama makinesinin bir siftahını yapalım. Bir yumurta salatası yapacağım şimdi. Acıktım. Öyle karnımı doyurayım. Ondan sonrasında yükü indirdikten sonra yolumuza tam gaz devam. Kullanımı basit.
Buraya su koyup devam ediyorsun. Bu kadar. Kahvaltım şu anda hazır. Görmüş olduğunuz gibi yumurta salatası ve yanında şöyle çilek koydum. Ekmeğim var, muzum var. Nutella'm vardı, fıstık ezmem vardı, kahve vardı ve kahve filtresi kağıdı vardı. Walmart alışveriş yaptığım gün onu unutmuşum. Büyük ihtimal orada poşetlediğim yerde kaldı. Aklın nerede? Merke ya. Neyse, sağlık olsun. Olur böyle şeyler. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Yükü indirmeye artık gelseler çok iyi olacak. Sonra yeni yükümüzü alıp devam edeceğiz. Zeytinyağı da attım. Şunu karıştıralım güzelce. Ondan sonra gömelim. İlk yükümüzü sağ salim indiriyoruz. Şu anda streplerimi açtım. Forklifti abimiz hepsini indiriyor. Son 3 parça bir şey kaldı. Ondan sonra yeni yükümüzü bekleyeceğiz. Büyük ihtimal burada beklerim. Burası müsait. Truck stop'a gitmeye gerek yok. Yüküm aldıktan sonra truck stop'a uğrarım. O zaman duş alırım. Streplerimizi dolayacağım. Saracağım hepsini. Malzemelerimi tırıma koyacağım. Daha sonrasında devam edeceğiz. Bakalım yükümüz nereye çıkacak. One day later. Bir sonraki günden devam ediyoruz arkadaşlar. Dün yükümü indirdim. Biliyorsunuz biz Wisconsin tarafına ilk yükümü indirdim. Daha sonrasında biraz geç kaldım. Çünkü ilk yüküm olduğu için yük bağlarken biraz oyalandım. Yalan yok. Öğreneceğiz, alışıyoruz. Çünkü ilk yüküm tek başıma bağladım ve biraz oyalandım. Ondan sonrasında yakıt yeri ararken biliyorsunuz yine orada da şehir içine girdim falan. Oyalandım. Çok tehlikeli yerlerde kaldım. Daha sonrasında yola çıktım. Koyuldum ama sürebildiğim kadar sürdüm. Hatta tüm sürüş saatimi tamamladım biliyorsunuz. 6'da uyudum. 6'da sürüş saatim bitti ve testim saati de 7'ydi. O yüzden uyumak zorunda kaldım. Saatimi bekledim. Yeni saatimin açılmasını bekledim. Daha sonrasında yükümü indirdim. Ve yükümü biraz geç indirdiğim için bu sebeplerden dolayı hem yük çıkmadı hem de bulunduğum bölgeden dolayı yük sıkıntılıydı. Daha sonrasında orada konakladım, kaldım. Ufaktan biraz gezindim, Walmart'a falan gittim. Şimdi yükümü aldım, bağladım güzelce. Şöyle bir yüküm var. Kocaman bir demir aldım. İnşaat malzemesiymiş. Texas'a doğru gidiyoruz. Yaklaşık olarak 1500 mil yolumuz var. Bakalım bugün günlerden çarşamba öğlen. Yükümü aldım. Yola doğru çıkacağım. Cuma günü sabah orada olması gerekiyor. Ona göre bu sefer hesaplamalarımı tam yapmam lazım. Ona göre planlı gitmem lazım. Yükümüzü bu sefer yetiştirelim inşallah. Bakalım neler olacak. Yolda neler başımıza gelecek. Umarım sıkıntısız bir yolculuk olur. Şu şekilde yükümü de gösterteyim size. Güzelce bağladım. Arkadan bir tane attım. Can abiyi aradım açıkçası. Patronu aradım. Dedim ki abi bu yükü nasıl bağlayacağım? Çünkü ilk defa böyle bir yük aldım. Zaten ikinci yüküm. Dedi ki tahtalar dedi genelde kayıyor dedi. Onları engelle dedi. Tahtanın sağından ve solundan strep at dedi. Arkasından bir tane at dedi. Bir tane öyle yaptım. Ortadan bir tane attım. Ve yine bir tahtamız var önde. Yine aynı şekilde yaptım. Ve şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Şu demir olduğu için oradan birisi geldi. Sağ olsun akıl verdi biraz bana. Dedi ki bu strepleri dedi altına dedi plastik konverserden koy dedi. Çünkü dedi 500-600 mil gidersin, 300 mil gidersin strepini kesebilir dedi demir dedi. Sıkıntılı olabilir dedi. Ben de hepsine plastik konverserden koydum. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya da strepimi attım. Ve önde şöyle bir parçamız var. Buna da aynı şekilde plastik konverseri koydum ve şuradan attım. Bu şekilde yüküm sağlam. Yaklaşık olarak 30-35 bin pound civarında. Öyle gidiyoruz şimdi. Yolumuza çıkalım. Bakalım neler olacak. Açız. Yaklaşık bir 100-150 mil gittikten sonra belki yemek yerim. Belki arabada bir şeyler atıştırırım. Duruma göre bakacağım. Ben gidiyorum. Görüşürüz dostlar. Günaydın arkadaşlar. Sabah saat 6.30-7 civarında şu anda. Ama bir sorunumuz var. Dün yolda gelirken air kablomda bir sıkıntı oldu. Şu şekilde bir kopukluk var. Çok az bir yırtılmış. Ama bu benim için çok büyük bir sıkıntı. Bu eğer işlevini kaybederse çok hızlı bir şekilde giderken frenlerini kilitliyor. Yani arka freni tutan bir alet. Arka fren yok yani şu anda. 50 mil ötede truck stop var ama şu anda bunu bir şekilde havasını kaybetmem için bir şeyler yapmam lazım. Vallahi artık bant bulamadım. Arabada bant yoktu. Ben de eldivene geçirip iple dolayacağım. Daha sonrasında biraz havayı kesmeye çalışacağım. Sonra logum açılıyor. Devam edeceğim. 50 mil ötede yenisini taktıracağım veya takacağım bir şekilde. Yapmamız lazım. Şu şekilde bir ipim var. Bununla bir şeyler yapmaya çalışacağım. İlk önce şu eldiveni bir geçirelim. Şimdi bakacağım hava kaçıracak mı yine? Çalıştırmam lazım. Hava kaçırmaması lazım. Şu şekilde burada görebiliyorsunuz air çizgisini. Onun 100'den aşağı olmaması lazım. 120 PSI'da olması lazım. Bakacağım şimdi. Şu anda 120 PSI'ya geldi air pressure'umuz. Şimdi kırmızıya basacağım. Bakalım hava tekrardan aşağı inecek mi ve hava kaçıracak mı? Dışarıdan onu kontrol edeceğim. Frene basıyorum ve kırmızıya bastım.
biraz indi. Ayağımı frenden çektim. Şu anda yüzde kaldı. Bakalım dışarıda ne durumdayız. Biraz daha var. Şu anda kaçırıyor ama bunu da düzelteceğim. Şöyle yaptığımda duruyor ama bunu biraz daha düzeltmeye çalışacağım ben. Biraz daha bağlayacağım buralarından. Bu iyi olmadı. Sesi minimuma indirdim. İkinci bir eldiveni bağladım buraya. İpi de doladım bu şekilde. Hava minimum seviyeye indi. Beni idare edecek gibi gözüküyor. Biraz olsun havayı düşürdüm. Onu hallettim. Şu anda normale döndük biraz olsun. Sürüşüm de açıldı. Görüyor musunuz bilmiyorum. Logum yenilendi ve hemen hızlı bir şekilde kahvaltı yapıp çıkacağım. Sonrasında truck stop'ta duracağız yine. Mola yapmak zorunda kalacağız. Bunun yüzünden değiştireceğiz çünkü. Daha sonrasında durmadan yola devam edeceğim. Hemen hızlı bir şekilde kahvaltımı yapıp devam ediyorum. Parçayı alacağım yere çok az kaldı. 5 dakikalık mesafem kaldı ama uyarıyı vermeye başladı. Az önce durdum hatta. Şu anda yüzün altında ama demin 50'ye düşmüştü. Durdum. Yine baktım arkaya ve biraz daha düzeldi ama bu şekilde gidiyorum. Şuraya bir şekilde ulaşsam rahat edeceğim. Stop sign var. Stop sign'da durduk. Uğraştığım şeylere bak ya Rabbim ya. Şunu halletsek çok rahatlayacağım ya. Şimdi truck stop'a geldim. Truck stop'ta şap varmış. Çok şükür böyle bir yere geldim. Abimiz tamir ediyor. Kabloya da gerek olmadığını söyledi. Hemen hortumu söktü, kesti. Hızlı bir şekilde yapıyor. Çok kolay bir işlemi var. Zarar gören yeri kesti. Diğer yerini bağladı. Fixledi. Hızlı bir şekilde 5 dakika içinde yaptı. Eline koluna sağlık. Şimdi hemen yola devam edeceğim. Çok şükür kafam çok rahatladı. Yola devam. Günaydın dostlar. Dün bayağı bir yol gittik. Biliyorsunuz air kablomuz sıkıntıya girmişti. Onu hallettik. Tamirciye gittim truck stop'ta. Onu hallettik. Yaklaşık olarak 2 dakikalık bir işlem sürüp sürmedi bile. Buna tam olarak $100 para aldılar. Yani parça bile takmadı. Sadece olan parçayı kesti, taktı. $100 para aldı. Canı sağ olsun. Eline koluna sağlık diyelim. Şimdi Texas'a yaklaşık olarak bir 350 mile falan kaldı. Böyle bir yerde dün uyudum. Lost'tayız. Yükümüz burada. Kırmızı burada. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım. Yeni uyandım. Logum açılacak. Bir yarım saat logum açılacak. Bir elimi yüzümü yıkayıp hemen yükümü kontrol edeceğim. Pre-trip inspection yapacağım. Hemen şöyle her sabah bunu yapmamız gerekiyor dostlar. Şöyle tekerlere bakarım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Şöyle bir bakarım. Yüke bir bakarım. Sıkıntı yok bak. Bağladığım gibi duruyor. Sıkıntı yok. Bu da aynı. Böyle bir kontrol ederim çünkü sıkıntıya girmeyelim. Sabah bunu rutin haline getiriyoruz. Önemli konular. Yoksa vallahi büyük sıkıntılara gireriz. Kontrolümü yaptım. Şimdi bir elimi yüzümü yıkayacağım. Bir kahve alacağım. Ondan sonra 350 milimiz kaldı. Devam edeceğiz yola. Şu anda bile çok fazla sıcak var. Gideceğim konumda sıcaklık uyarısı veriyor. Bakalım Texas'a çöllerine gidiyoruz. Başımıza neler gelecek? Yükümüzü bir an önce indirmemiz lazım bugün. Öğlene kadar inşallah sıkıntısız bir şekilde gidip indireceğiz inşallah. Hadi görüşürüz. Ben yola çıkıyorum. Geçmiyor ki bir günüm olaysız, bir günüm macerasız geçsin. Her güne bir olay. Yeni başladım, evet, tecrübe edeceğim. Yine bir hatamız var. Bu benim hatam. Yakıt almadım durduğum yerde Lost'ta. İleride alırım dedim hani. Orada 4.79 falandı. Texas'ta daha ucuzdur diye almadım. Tamam, kendi cebimden çıkmıyor ama iş yerinde düşünmek istedim. Benim hatam. Yakıt almadım, o yüzden yakıtım şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı azaldı ve Texas'tayım. Şu anda en yakın Pilot 165 mil gitmez, imkansız. O yüzden en yakın truck stop 165 mil olduğu için ben de geri dönmek zorunda kaldım. Orası truck stop değil. Ne olacak bilmiyorum. Umarım oradan alabilirim bir şekilde yakıtımı. Yani öğreniyorum, evet. Bir daha böyle bir hata yapar mıyım? Yapmam. Bunlar bana ders oluyor. Bunlar bana tecrübe oluyor. Umarım oradan yakıt alırım. Sorunsuz bir şekilde yolumuza devam ederiz. Zaten şu anda geç kalacağım gibi gözüküyor. Varış saatim 4. Teslim etme saatim de tam 4'tü. Yani yakıt alıp devam edersem hızlı bir şekilde belki yetiştiririm. Diğer yük için bilmiyorum ne olacak. Büyük ihtimal cuma, cumartesi, pazar buradayız. Yani yapabileceğim bir şey yok. Sağlık olsun. 18 dakikalık yolum var. Geri döndüm şu anda yolu. Her şeyimiz ters abi. Neyimiz düz ki ya? Anlayamadım ben bu işi. Bir gidelim şu yakıtı alalım. Kafam bir rahat etsin. Her gün bir olay, her gün bir macera. Anlamadım ben bu olayı. Güzel geçiyor da işte şöyle ufak tefek stresler olmasa çok daha rahat edeceğim. Yakıt aldığımız yerde görüşürüz. Umarım oradan yakıt alırım. Şans dileyin. Bakalım ne olacak.
Yakıtımız doluyor arkadaşlar. Neyse ki alabiliyoruz şu anda yakıtımızı. Şöyle bir yere geldim. Şöyle yanaştım şuraya. Geri gelip. Şu anda yakıtımız doluyor. 50 galon alacağım buradan. Sonra yola çıkacağım. Şu anda 40 galon oldu. Rahatladım. Alacağım yakıtımı ama yükü indirmek için geç kalacağız. Sağlık olsun. Yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi öğreniyorum. Tecrübe oluyor. Şimdi 50 galon doldu. Ben yakıtımı alıp yola çıkıyorum. Yakıtı aldık. Bir şekilde şükür. Ama yaklaşık olarak 1 saattir orada uğraşıyorum. Bugün benim için... Şanssız bir gün, ters bir gün. Bilmiyorum niye böyle oluyor, hayırlısı olsun. Dediğim gibi yani vardır bunda bir hayır diyelim. Her zaman böyle diyorum. Bir saattir orada uğraşıyorum. Uğraşmamın sebebi bizim yakıt kartlarımızın şifresi yok. Mileage'ı, trak numarasını ve driver ID'yi yazıp pompadayken hemen devam edip geçiyoruz. Yakıtımızı alıp geçiyoruz. Girdim yani bilgileri girmeye çalışırken giremedim. İçeri kasiyere gitmemi söylüyor, yazıyor orada. İçeri kasiyere gittim işte. Aldığımı, yakıt aldığımı söyledim. Denedi, şifre istiyor. Diyor ki şifre yok bunda. Diyor ki şifre istiyor. Patronu aradım, dedim böyle böyle. Abi şifre istiyor. Diyor şifre yok diyor. Aslanım diyor, şifre yok diyor. Abi dedim şifre istiyor. Ne yapalım? Ondan sonra işte kartı aradı falan derken bir şekilde karttan şifre oluşturdu. Karta şifre oluşturdu. Sonra bir daha denedik. Yine diktayım veriyor. İptal ediyor. Olmuyor. Sonra bir daha aradı patron. Bir daha şifre oluşturduk. Bir daha diktayım veriyor. İptal oluyor. Allah Allah. Bayağı böyle bir saat uğraştık. Ben bir yandan uğraşıyorum. Patron bir yandan uğraşıyor. En son patron benim hesabıma kaç dolarsa gönderdi. Ondan sonra ben ödemesini yapacağım. Tamam mı? Benim kartımdan yapacağım. Kartı takıyoruz. Ödemesini yapıyoruz. Diktayım veriyor. Allah Allah. Her gün aldığım, kullandığım kartım iptal oldu. Bir kere denedik, olmadı. İki kere denedik, olmadı. Bak dedim iptal edeceğiz. Bloke edeceğiz kartı. Üçüncüyü denemeyelim. Neyse ben adamın hesabına Zelle yaptım. Yani para transferini yaptım. Bir şekilde onun lanet yerden kurtuldum. Şimdi yollardayım. Gidiyorum. Yakıtımızı aldık. 36 maillik yolum kaldı. Akşam 5.30'da oradayım. Durmadan gideceğim. Orada olacağım. Geç kaldık. Artık dediğim gibi cuma, cumartesi, pazar buradayız. Ne yapacağım bilmiyorum. Umarım orada gezilecek yerler vardır. Sizle beraber gezeriz. Şu anda gidiyorum. Yükü indirirken görüşürüz arkadaşlar. Yakıt aldığımız yerden çıkalı bayağı oldu. Karnımı da doyurdum. Oradan pizza ve kola almıştım. Yakıtı denerken benim kartım iki kere girdi ya. Ondan sonra Zelle yaptım işte, ben hesabına gönderdim. Kola ve pizza almıştım. Onu ödemesini yaparken de iptal olmasın diye adam dedi ki al dedi, benden olsun dedi, afiyet olsun, yoluna bak dedi. İki dilim pizza ve kola yemiş olduk oradan. Ama 1,5 saatimizi, hatta neredeyse 3 günümüzü yemiş oldu. Bilmiyorum yani, saat 4'te yetiştirmem gerekiyordu yükü. Şu anda 5.30'da orada gözüküyorum. Zaten 4'te indirsem bile her halükarda pazartesiye kalacaktım. Çünkü saat 4'ten sonra cuma günü özellikle, hatta cuma günü öğleden sonra bile diyebilirim, yük çıkmıyor. Bu yüzden kalacağım zaten belliydi. Neyse sağlık olsun. 4'te değil de 5.30'da orada olacağız. Saat 1,5 saat yakıt olayı beni oyaladı. Şimdi biraz muhabbet etmek istiyorum sizinle. Genel olarak tırcılık hakkında ne düşünüyorum onu anlatmak istiyorum size. Çünkü hiç açıklamadım bunu. Tırcılık tam beklediğim gibi, tam istediğim gibi arkadaşlar. Zaten izlediğim videolardan, işte insanlardan, etrafımda bir sürü insan var. Bir tanesi de Can abi, biliyorsunuz. Beni bu işe sürükleyen kişi Can abi. Biliyordum neyin nasıl olduğunu ve zaten tanıyorsunuz belki Raşit arkadaşımı, Shakespeare. Buradan selamlar gönderiyorum ona da. Onunla beraber 2-3 hafta boyunca gezmiştik New York'u, Tennessee vesaire, bilmem nesini videolarında yapmıştık. Oradan biliyorum zaten. Sıkıntı yok. 2 hafta eğitim aldım. Eğitimde Yusuf abiyle güzel geçti. Keyifliydi. Şimdi tek başıma yollardayım. 4 gündür tek başıma yollardayım. Tam istediğim, beklediğim gibi. Ekstram bir şey yok. Biraz ufak tefek siniri, stresi var. Ama onu da minimum şekilde sakin kalarak halletmeye çalışıyorum. Zaten sakin bir insanım genel olarak. Öyle olduğumu düşünüyorum. Eskiden öyle değildim. Çok atarlı giderliydim. Dik başlıydım önceden. Özellikle lisede. Lisedeyken bana atarlı Berke diyorlardı. Öğretmenlere, herkese falan çok atarlanıyordum. Çok giderleniyordum. Ve kimseye eyvallahım yoktu yani. Hakkımı yedirmezdim kimseye. Şimdi askerden sonra diyeyim. Üniversiteden sonra işte bir de buraya geldim. Buradan sonra kesinlikle sabrı öğrendim. Sinir stresi kontrol etmeyi öğrendim. Dün de mesela biliyorsunuz kablomuz koptu, onu hallettik falan derken hepsinde sakin kaldım, hallettim. Bu işin doğasında var. Tırcılık kolay bir meslek değil. Hafife alınacak bir meslek değil. Şakaya gelecek bir meslek de değil. Büyük bir tır. Yükümü gördünüz zaten, biliyorsunuz arkamda. Bakayım.
düşmemiş orada. Tam istediğim gibi gidiyor. Mesela tırcılar genelde yalnızlığı sevmiyorlar. Ben genelde yalnız olmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yıllardır böyleyim. Kendimi bildim bileli yalnız olmaktan hiç şey yapmadım, çekinmedim. Yalnız kalırım diye hiç çekinmedim ve ben inanın yalnız takılmayı, yalnız başıma gezmeyi, yalnız başıma bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum. Tamam arkadaşlarım var, onlarla kafadan arkadaşlarımla geziyorum, takılıyorum, eğleniyorum ama tek başıma olduğum zaman daha huzurlu, daha mutlu oluyorum. O yüzden baştan çıkarken de bunu biliyordum ve gözümü korkutmuyordu açıkçası. Aynen öyle gidiyor. Ve sizler varsınız. Bakın şu anda biraz canım sıkıldı ve açtım kamerayı. Biraz muhabbet etmek istedim. Size derdimi anlatmak istedim. Ve Instagram'dan canlı yayınlar açıyoruz. Takip alırsanız oradan da güzel içerikler paylaşıyoruz. Berke Kayıkçıoğlu olarak, yani adım soyadım aratarak bulabilirsiniz. Oradan da takip edip neler yapıyorum, neler ediyorum daha ayrıntılı görebilirsiniz. Ekstradan zamanı gelince biraz daha şöyle biraz geçsin. Twitch yayını yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Twitch'e hepinizi bekliyorum. Bakalım açacağız bir Twitch profili. Bakalım nasıl geçecek, nasıl olacak. Arabayı internete aldım, deneyeceğiz. Geçen işte Instagram yayını yaptım, denedim, herhangi bir sıkıntı olmadı. Yollarda çekiyor, gayet iyi bir şekilde çekiyor. İnternete aldım, editöre video falan yolluyorum. Sizi videosuz bırakmak istemiyorum. Bu şekilde şimdi gidiyoruz. 5.30'da orada olacağım. Büyük ihtimalle dediğim gibi yüksüz kaldık. Zaten pazartesi şey kaldık. Bu şekilde keyifli gidiyor. Gayet istediğim gibi yollardayım. Amerika'nın her yerini gezme fırsatı, görme fırsatı buluyorum. Baksana abi şu anda Texas'tayız. Camı açtığımda dışarıdan sıcak üfürüyor. İşte yakıt aldığımda falan böyle terliyorsun. Durduğun yerde terliyorsun. Texas sıcak bir yer. Öyle güzel yerler denk geliyor ki ben bunu istiyordum. Bunu hayal ediyordum ve bunu başardım. Amerika'nın her yerini gezip göreceğim. Uygulama indirdim. Uygulamada gittiğim yerlerin check-in'ini yapıyorum. Kaç tane eyalete gitmişim. Hepsini tek tek bakıyorum, görüyorum nerelere gitmişim. Haritalardan görebiliyorum. Vallahi keyifli. Çok sevdim bu mesleği. Seveceğimi düşünüyordum. Yüke böyle dört kolla sarılmak istiyorum böyle. Bazen böyle sarılmak istiyorum. Gerçekten hani tabiri caiz değil. Sarılmak istiyorum böyle. Bilmiyorum. Heveslendim. Çok heveslendim. 1,5 yıl boyunca. Gelmeden önce de hayal etmiştim. Ailemle konuşuyorum. Ondan sonra bir şeyler izliyorum. Dizi izliyorum. Yabancı dizi izliyorum. İngilizcemi geliştiriyorum. YouTube'dan İngilizce videolar açıyorum. İngilizcemi nasıl daha çok geliştirebilirim diye. Kendimi izliyorum. Berke Kayıkçıoğlu YouTube kanalımı izliyorum. Bu arada arkadaşlar kamerayı sabitleyecek bir yerim yok. Bir tripodum, bir tutacağım yok. Çünkü 3 hafta boyunca kullanacağım bu tırı. Arkadaşımız Türkiye'ye gitti, o yüzden bu tırı ben kullanıyorum. Freightliner 2024 model, biliyorsunuz zaten. O yüzden yani bu tırı almadım, almayacağım. Alsam bile kendi tırıma takacağım. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimal ben zaten kendi tırıma geçmiş olurum. Hepsini kurmuş olurum. Yeni kameralar almayı düşünüyorum. GoPro alacağım. İşte öne yolu çeken bir tane, sürücüyü çeken bir tane. Bir tane de bu var zaten. Bir de nasip olursa bir tane drone alacağım. Size daha kaliteli videolar çıkarabilmek için elimden geleni yapıyorum. Şu anda da tek kamerayla idare ediyorum zaten, sıkıntısız. Beklemede kalalım. Zaten dediğim gibi bu videoyu izlediğinizde ben kendi tırıma geçmiş bu sistemi kurmuş olacağım. Beklemede kalalım. Devam ediyoruz. Yükümüzü indirdiğimiz yerde tekrardan görüşürüz. Seviyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet. Yükümüzü indirmeye çok az kaldı. Geldik. Şöyle bir yerdeyiz. Öyle bir alandayız ki her yer fabrika, koskoca alanları var. Değişik. Yolun başında beni almadılar orada. Kapalıydı. Ta nereden döndüm geldim. Ama tırlar gidiyordu. Çıkıyordu. Ben merak ettim beni neyi almadı açıkçası. Döndüm geldim. Atlas Enerji bırakacağımız yer. Firma Türk mü diye sorgulamıyorum değil. Konuştuk bir şekilde. Bırakacağız şimdi yükümüzü. Bekliyorlar beni. Yükümüzü bıraktıktan sonra bakalım. Dinlenmek için Lavsa gideceğim. Traksap'a gideceğim. Artık yarın yük çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Yarın ne olur. Bakacaklar. Çıkarsa devam edeceğiz. Çıkmazsa duruma göre pazartesi artık bekleyeceğiz. Şöyle geldim lan. Ne lan bu? Kumlara bak. Hayaldi gerçek oldu. Şu anda Texas'tayız arkadaşlar. Filmlerde izliyorduk. Çölleri vesaire onları bunları. Şu anda buradayız. Garip. Maalesef yükümüzü indiremedik. Adamlara 5.30'da geleceğiz dedik. Bu benzin alma olaylarından sonra falan konuştum ben. 6'da geldik. Yani yarım saat oynama oldu. Benim suçum yok. Durmadan geldim. Saat farkı olabiliyor yani. Şehir içine giriyorsun. Işıklarda duruyorsun falan vesaire. Yarım saat gecikme oldu. Adamlar telefona bakmıyorlar. Kocaman fabrika. Zaten çölün ortasındayız arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Çölün
ortasındayız yani. Kocaman fabrika, insanları buluyorum çalışan. Onlar da biz yapmıyoruz, biz dokunamıyoruz diyorlar. Ondan sonra birini aradılar. Yarın sabah indirmemi söylediler. Ben de normalde şartlarda burada yatardım. Fakat ihtiyaçlarım var. Yani duş ihtiyacım var, yemek ihtiyacım var. Arabamda bir şey kalmadı. O yüzden Lavs'a doğru gidiyorum. 13 maillik yolum var. Sürüş saatim de var zaten. Açtım dogumu. Şu anda gidiyorum. Lavs'ta bugün geçireceğim. Ondan sonra yarın sabah Haylis'e indireceğiz. Sonra yük bulurlarsa bana yarın sabahtan alacağım, devam edeceğim. Bakalım duruma göre yapacağız bir şeyler. Gün geçmiyor ki gerçekten başımıza artık bir şeyler gelmesin. Yola çıktığım günden beri başıma sürekli bir şeyler geliyor. Artık gerçekten benim üzerimde bir göz olduğunu düşünüyorum. Nazar değiyor. Yani dün de canlı yayın yaptık. Bilmiyorum artık nasıl olacak bu işler. Cuma günü biliyorsunuz yükümü indiremedim. Pazartesiye kadar burada kalmak zorunda kaldım. Bir tane Lavs'a geldim, park ettim. 3 gündür buradayım. Bugün günlerden pazar. Yarın sabah yükümü indirip yeni yük bulup teslim edip gidecektim. Bugün kendi kendine araba bir uyarı verdi. Bir saatte bir çalıştırıp kapatıyorum arabayı çünkü klimasız durulmuyor arabada. Araba çalışıyor. Çalışmadan klima çalışmıyor, aktif olmuyor biliyorsunuz. Yani o yüzden herkesin tırı görmüş olduğunuz gibi çalışıyor burada. Kesinlikle durulmuyor. 125 faal metre mi ne diyorlar burada derece. 45-50 derece civarında yapıyor. İnanın şu an yani gölgeye attım kendimi, durulmuyor. Niye böyle oluyor? Niye başıma böyle şeyler geliyor? Bilmiyorum. Yine de çok şükür diyoruz halimize. Yine de ölmedik. Yine de ayaktayız. Sıkıntı yok. Her türlü zorluğa da göğüs gereriz. Sıkıntı yok. Araba dediğim gibi bu uyarı vermeye başladı. 120 saniye sonra kendi kendini stop ediyor araba. Anlamadım. Daha sonrasında bir çözüm üreteyim dedim. Bir turlayayım belki dedim, hani düzelir. Buranın içerisinde bir tur atayım dedim. Şöyle şu taraftaydım. Çıktım geldim böyle. Kendi kendine yine stop etti. Daha sonrasında patronu aradım ve Yusuf abileri falan aradım. Şu anda hiçbir şekilde araba çalışmıyor. Hiçbir koltak oynama, marş basmıyor. Yani araba daha 42 bin mailda. Niye böyle sorunlar yaşıyorum ben anlamadım. Eyvallah, sıkıntı yok. Şu anda servisi bekliyorum. Yaklaşık 45-50 mail ötede servis varmış. Patron servis yolladı. Umarım yapılacak. Umarım yapıldıktan sonra sabah yükümü teslim eder. Yeni yüküm alır giderim diye düşünüyorum. Şu anda telefon çalıyor. Büyük ihtimal patron arıyor. Alo. Alo, sesim geliyor mu abi? Ben bir konuşayım, geliyorum. Görüntülü arıyor beni çünkü. Görüştüm patronla. Yani servis bekliyoruz. 45-50 mail öteden gelecek. Umarım yapılır. Umarım sıkıntısız olur da yarın yola çıkarım. Yani bu yükü yarın da indiremezsek bilmiyorum ne olacak. Neyse, servis geldiğinde tekrardan görüşürüz. Umarım yapılacak. İnanıyorum. Haber edeceğim. Servis gelmiyormuş. Pazar günü olduğu için biz de görüntülü konuşarak bir şekilde arabayı çalıştırdık. Patronla görüntülü konuşarak bir şekilde çalıştı. Şimdi bir saate yakın çalışacakmış hatta bu. Hiç basmayacağım bir şeye. Şu 200, bu sıcaklık 200-220'ye kadar çıkacakmış. Ondan sonrasında bakacağız neler olacak. Şimdilik çalıştırdık. Geç yatağını Ozan bekle dedi. Bakalım, inşallah servise gerek kalmaz. Sabah yükü bırakır teslim eder çıkarım inşallah. Yani bilmiyorum, abdest de alıyorum abi, ben anlamıyorum ki bu niye böyle oluyor. Benim başıma niye böyle şeyler geliyor. Bir ağız tadıyla ilk yükümü aldığımdan beri bir gidemedim yolu ya. Olsun. Tecrübe diyorum, sabrediyorum, ayaktayız diyorum, daha ölmedik diyorum. Geçiştiriyorum kendimi. Sabahleyin ailesiyle şu yükümüzü bırakalım, sorun olmadan halledelim şunu. Yoksa araba çalışmazsa burada nasıl yatacağım bilmiyorum. Şu terime bir bakın yani, şu dışarıda durulmuyor, inanın durulmuyor. Bilmiyorum, çalıştığı inşallah olacak. Olmazsa bilmiyorum. Bakalım. Umarım olacak gibi duruyor şu anda. Ben sabah yükümü indirirken yine tekrardan açarım. Yani bu videoyu bir daha açmak istemiyorum olmadı diye. Çünkü sabahleyin devam etmek istiyorum. O yüzden sabah görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Pazartesi sabahından herkese selamlar. Şu anda yükümü indirmek için fabrikaya geldim. Sonunda yükümü indireceğim. Çarşamba gününden beri bu yükle beraberim. Yani yükle bütünleştim. Ne haber bro? Bakalım, şimdi streplerimi açıyorum. Önde yine bir abimiz var. O da aynı yükü yapıyor. Aynı yükü indiriyor. Arkada da bir abimiz var. O da aynı yükü indirecek. Hatta arkadaki abimiz geldi, benimle tanıştı. Şu anda da arkamdan geliyor. Abimiz çekim yaparken beni gördü. YouTube kanalımı sordu. Artık Amerikalılar da bizi takip ediyor. Sizler de neden takip etmiyorsunuz? Takip etmeden izleyip gidiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Ben şimdi yükümü indiriyorum. Daha sonrasında Lavs'a geçeceğim. Orada yük bekleyeceğim veya işte dispatcher'dan haber bekleyeceğim. Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Ben şimdi steplerimi açıp yükümü indiriyorum. Görüşürüz. Şu anki yükümü indirdim. Çok şükür.
teslim ettim sağ salim bir şekilde. İlk iki hükümde biraz sıkıntılar yaşadık. Biraz değil, bayağı sıkıntılar yaşadık. Olsun. Buna da şükür. Ölmedik. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Ve yeni yüklere odaklanıyoruz. Şu anda Laos'a doğru gidiyorum. Ve fabrikadan çıkışımı da yaptım. Şu şekilde çıkışımızı verdik. Yeni yükümüz için şu anda Laos'a doğru gidiyorum. Orada bekleyeceğim. Yeni videoda yeni yükle devam edeceğiz. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Yeni videolardan görüşürüz arkadaşlar.